Merhaba, bugün sizlere X-Desktop uygulamasının son sürümüyle kullanıcılarımıza sunduğumuz elle destek ekleme özelliğinden ve bu özelliğin baskı süreniz olan katkılarından bahsedeceğim. Normal şartlarda Slice programları sizin belirlediğiniz eğim doğrultusunda modele destekler ekler ve daha sorunsuz bir baskı almanızı sağlar. Fakat bu işlemi yaparken baskı süresini uzatır ve fazladan filament harcar ya da istenmeyen yerlere destek atabilir. Elle destek ekleme özelliğini kullanarak baskı süresini minimuma indirebilir ve daha az filament harcayarak istenilen sonuca ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi X-Desktop yazılımında bu süreci uygulamalı olarak görelim. Öncelikle dosya aç butonuna tıklayarak indirdiğimiz modeli düzenlemek üzere X-Desktop programını aktarıyoruz. Modelimizi X-Desktop programına attıktan sonra sağ üst kısımdan kullanacağımız cihazı seçerek modeli baskıyı hazırla sekmesine tıklıyoruz. Kullanacağımız filament çeşidini seçtikten sonra katman kalınlığı, iç doluluk ve destek derecesi gibi ayarlarımızı yapıyor ve dilimle seçeneğine tıklayarak modelin baskıya hazır hale gelmesini bekliyoruz. Modelimizi baskıya hazırladık. Fakat elle destek ekleme özelliğini kullanmadığımız için modelimizin büyük bir kısmı destekle kaplı ve yaklaşık 8 saat baskı süresi ve 20 metreye kadar filament kullanımıyla karşı karşıyayız. Gelin şimdi özel destek seçeneğiyle zaman ve filamentten biraz tasarruf edelim. Öncelikle iptal seçeneğine tıklayarak modeli baskıyı hazırlama ekranına geri geliyoruz. Yazıcımız baskı esnasında bu katmanları yazarken filament havada kalacak ve baskı düzgün sonuç vermeyecektir. Bu sebeple bu alanlara sol sekmenin en altında gördüğümüz el ile destek ekleme seçeneği ile destek ekleyeceğiz. Sekmeye tıkladığımızda karşımıza silindir ve küp olarak iki seçenek çıkıyor. Seçenekleri belirlerken destek kullanacağımız modelin yapısına göre karar veriyoruz. Bizim örneğimizde destek atacağımız kısımlar köşeli değil oval yapıda olduğu için daha az filament harcamak adına silindir seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra boyut kısmından uygun değerlere girerek destekleri gereken yerlere atmaya başlayabiliriz. Dilimleyicinin ön izleme kısmından katmanları kontrol ederek destek ekleyeceğiniz yerlere daha kolay karar verebilirsiniz. Eğer modele atacağınız desteğin tabloya kadar uzanmasını istiyorsanız tabloya uzat seçmesini işaretliyoruz. Eğer destek atacağınız yüzey ve tablo arasında modelin başka bir parçası varsa ve desteğin burada kesilmesini istiyorsanız bu seçeneği boş bırakabilirsiniz. Eğer destek attığımız yüzey tablo yüzeyinden yüksekse ve desteklerimiz inceyse geniş taban sekmesini işaretleyerek desteklerin baskı sırasında yıkılma ihtimalini azaltabiliriz. Gerekli yerlere destek attıktan sonra dilimle seçeneğine tıklayarak X-Desktop'un baskıyı bizim için dilimlemesini bekliyoruz. Evet, X-Desktop görevini yaptı ve modelimiz artık baskı için hazır. Görmüş olduğunuz gibi elle destek ekleme özelliğini kullandıktan sonra baskı süreci yaklaşık 6 saate kadar, kullanılan filament ise yaklaşık 15 metreye kadar düştü. Böylelikle hem kullanılan filamentten hem de baskı sırasında ve supportları sökerken harcayacağımız zamandan büyük oranda tasarruf ettik. Elle destek ekleme özelliğini kullanmak için hiçbir plugin'e ihtiyacınız yok. Tek yapmanız gereken X-Desktop uygulamanızın güncel olduğundan emin olmak. Eğer elle destek ekleme özelliğini hala denemediyseniz bir an önce denemenizi öneriyoruz. Elle destek ekleme ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.